Selamun aleyküm Kangal Macera YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Azat ve yeni bir videoda sizlerleyiz. Arkadaşlar 3 gün önce akşamüstü koyunları eve götürdüğümüzden bir tane keçimiz eksikti. Ve geri gelip o gün içinde koyunları nerede otlattı ve nerede gezdirmiştik hepsini dikkatli bir şekilde baktık. Ama ne kadar aradık bulamadık ve artık o keçiyi bulamayacağız diye düşünüyorduk. Şu an buldum. Arada 3 gün geçti. İlerimizde ağacın üzerinden ölmüş duruyor. Şimdi oraya gidip sizlere gösterelim. Nasıl düşmüş ve nasıl ölmüş. Hep birlikte şimdi göreceğiz. Bir de ben bulmadım. Şu gördüğünüz kayalık alanda köpeğim böyle koku alıp böyle yavaş yavaş geziyordu. Bir koku aldığını fark ettim. Sonra gelip buralara dikkatli bir şekilde bakıp ve keçiyi gördüm. Ölü şeklinde ağacın üzerindeydi. Şimdi göreceğiz hep birlikte. Köpeğim de buradaydı. Az önce koyunlara gitti. Gördüğünüz gibi koyunlar zaten karşımızda. Nereye düşmüş ya? Bir görseniz. Şu kanın üzerine çıkalım. Görüyor musunuz? Ağacın üzerinde ve ölmüş. Bu keçinin nasıl buraya düştüğünü biliyor musunuz? Şu kaya görüyor musunuz arkadaşlar? Şu uçurumun ucunda ağaçlar var. O ağaçların üzerine çıkıp ve o ağaçtaki yapraklarını yemiş. Oradan böyle bu ağacın üzerine düşmüş ve öylece kalmış. Ağacın üzerinde kala 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 sonra ölmüş. Ah olan ah. Siz keçiler bir rahat dursanız bunları hiçbiri olmaz. Kafası nereye gitmiş ya? Bu ağaçlar da yapışkan gibi tuttuğu şeyi bırakmıyor. Ağaçtan çok ayrılmaya çalışmış. Ama başaramamış. Öylece ölmüş. Burası da baya baya yüksek. Şurası da yüksek arkadaşlar. Bir yakın 15 metre yüksekliği var. Kamerada yakın gibi görünüyor ama çok yüksek. Ağacın üzerine çıkıp ağaçtaki yaprakları yersen sonu böyle olur. Köpeğim sayesinde gördüm çünkü ne bir yol üzerinde ne de bir patika yolu üzerinde. Baksanıza şimdi şuradan geçteydim hiç görmezdim. Bakın nasıl bir yere düşmüş. Bir dakika şuraya geçelim oradan bakalım. Görebilecek miyiz keçiyi? Bakın arkadaşlar. Keçi görünüyor mu? İyice bakın. Görünmüyor. Bu videomuz da çoban kardeşlerimize örnek olsun. Hayvanlara çok dikkat edin. Ağaçtaki yaprakları yersen tabii ki de düşersin ve ölürsün. Tabii hayvan bilmiyor. Ne yapalım? Bundan sonra daha da dikkatli olacağız. Yapacak bir şey yok. Bu oradan koyunlara dönelim.
Arkadaşlar şunları görüyor musunuz? 5 tane koyunumuz şurada kalmış. Bu koyunlar da dağılıyor. Sonra birbirinin peşinde gelmiyor. Ben şimdi gidip onları oradan getireceğim. Baksanıza karşıya geçip orada kalmış. Sürü de şurada. Hayvana dengesiz saçların arasına düştü mü kalkamıyor. Öylece kalıp ölüyor. Dakikalar çekiyor. Bazen de saatler, bazen de gün bile çekiyor. Mesela şu az önceki keçi çok dengesiz düşmüştü. Siz de gördünüz. O keçi en fazla 1 saat veya 2 saat öyle bir şey yaşamış. 1-2 saat boyunca öyle o ağacın üzerinde kalmış, sonra da ölmüş. En fazla çünkü çok dengesiz düşmüştü. Öyle şeyler normaldir. Tüm çobanların başına gelen şeyler. Onlar genelde oluyor. Öyle durumlar genelde oluyor. Bazen taşların altında kalıyor. Bazen bataklıkta kalıyor. Bazen kayada kalıyor. Bazen kayada düşüyor. Bazen kort yiyor. Normal bir şey. Koyun varsa, hayvan varsa tabii ölen de olacak. Normal bir şeyler. Sağlık olsun. Yapacak bir şey yok. Şunlar yavaş yavaş geliyorlar. O 5 tanesi halen orada. Gidip onları oradan getirelim. Mesela koyunları şurada hatırlatıyorsunuz ya. Koyunları orada götürdüğünden arkayı hepsini hep dikkatli bir şekilde kontrol etmeniz gerekiyor. Çobanlar için diyorum. İşte ben de kontrol ediyordum. Az önce gördüğünüz seni keçi ölmüştü. Kısmet yani, sıkıntı yok. Yine kontrol en azında bir taneydi. Yani 2-3 tane olsaydı ne olacaktı? Daha kötü olurdu. Bir tane gitmiş, sağlık olsun. Bir şey o bir şey değil. En azından köpeklerimiz yesin. Köpeğim zaten et yemeği özlemişti. Köpeklere kırmızı et vermediğim bir hafta oldu. Evet arkadaşlar. Videomuz böyleydi. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Videoya beğeni atmayı unutmayınız.